elmalı tartımıza başlıyoruz. Önce bir miktar unumuzu alıyoruz. Malzemelerimiz neler? Un, alabildiği kadar un olacak. 250 gram kadar tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 kabartma tozu, pudra şekeri, yarım çay bardağı toz şeker ve ceviz ve elma. Ve tarçın. Ve tarçın. Elma deyince akla tarçın ve ceviz geliyor. Evet. Şimdi nasıl hamurumuzun kıvamı olacak? Kulak memesinden biraz yumuşak olacak. Elini mi yaktın? Elimi evet biliyorsun ya şeycim Ezgi'cim. Görmemiştim. Evet. Kulak misafiri oldum da. Ütü mü o, ne o? Fırın. Fırın mı? Ne olabilir benim işim? Fırın. Yoğurdum da koyuyorum. Evet. Güzelce yoğuracaksın. Yoğuracağım. Kalıbımız? İkiye ayıracağız hamurumuzu. Yarısını tepsinin dibine yayacağız. Tepsimiz mi? Evet o. Yarısını da buzluğa atacağız. Bir 10-15 dakika bekletip elmayı sereceğiz. Üstüne de rendeleyeceğiz. Aa. Evet. Sonra fırına vereceğiz. Sonra fırına süreceğiz. Ki göreceğiz zaten doktorumla sohbet ederken, Betül Hanım'la sohbet ederken bir köşede elmalı tartı nasıl yaptığımızı göreceksiniz. Malzeme listesini paylaştık. Evet. Yapım aşamalarını da detaylı bir şekilde seyredeceğiz. Kolay gelsin sana. Hamurun kıvamını da göreceğiz. Ediyorum. Burada elmalı tartımızı yapıyoruz. Elmalarımızı rendeledik. Tarçınla beraber onu... Şeker ve tarçınla beraber kavuruyoruz şimdi. Elmalarımız kavruldu. Cam tepsimize yaymış olduğumuz hamurumuzun yarısı. Diğer yarısı buzdolabında. Buzlukta, evet. Onu yağladık mı tepsimizi? Hayır, yağlamadık. Çünkü çok yağlı bir hamur. Evet, maalesef çok yağlı. Ben gördüm, katı yağ var. Tereyağı var. Şimdi burada cevizimizi de ilave ettik. Şimdi soğumasını bekleyecek miyiz harcımızı ilave etmek için? Hemen koyacağım üzerine. Arasına yerleştireceğiz. Üzerine buzdolabındaki dinlendirdiğimiz hamurumuzu yerleştireceğiz ve fırına göndereceğiz. O kadar. İşte budur fırınımızı efendim. Açıyoruz. Tartımızı bir taraftan yapıyoruz. Başka güzel lezzetle yapacağız. Burada bir soğan kokusu aldım. Biraz yanaştım Tuna ablacığıma. Ne yapıyoruz Tuna ablacığım? Şimdi biz sütlü mercimek çorbası yapacağız. Wow. Son menümüz. Harikasın. Neler evet. kullanıyoruz? İki tane soğanı rendeledik. Çok az bir sıvı yağda soteleyeceğiz. 2 bardak mercimek, 1 bardak pirincimiz var. Bir baş kadar bir orta boy patatesimiz var ve yarım kilo süt kullanacağız. Patates kıvamı verecek nişasta olan evet. değil mi? Evet canım. Kırık pirinç kullanıyorsun. Kırık pirinç kullanıyorum. Harikasın. Mercimekleri suda beklettik. Biraz beklettik, yıkadık. Hepsi hazır. Şimdi hepsini birbirine karıştıracağız canım. Harika. Soğanlarımızı kavuracağız. Mercimek, patates, süt ve suyla beraber kıvam vereceğiz. Üstüne de nane ve tereyağını da pul biber yapacağız. Harikasın. Tart nerede? Pişiyor. Tartımızı attık fırına, pişiyor. Birazdan çıkmak üzere. Sadece arasına değil üstüne de elmalı harç koyduk mu? Hayır. Ortaya koyduk, üstüne rendeledik. Geri kalan o hamurumuzun yarısını ayırmıştık ya Ezgi'cim. Evet. Onu da rendeledik. Harika. Reçelimiz efendim ayva Müthiş reçeli yani. Yaptık. Müthiş evet. Rengi güzel muhteşem rengi oldu. Güzel. İşte düdüklüde evet, yapılan gibi. Ayva reçelinin en büyük özelliği böyle güzel renk vermesi. İçindeki çekirdekleri de kullandın. Onun da etkisi kullandık, var. Kullandık tabii. Kimi de böyle reçeller yaparken kuşburnu çayları vardır ya paket çay. Evet, ondan atarlar. Kullanır mısın sen reçellerde? Ben onu kullanmıyorum. Çünkü ben bunu kendi doğal yöntemimle yapıyorum. Anneannelerimizden kalan geleneksel reçelimiz. Ayvanın da evet, tam mevsimi. Evet, evet. Çok da güzel sunumu tarçınlarla karanfillerle hazırlanmış efendim. Harika. Zaten reçeli yaparken içerisine de tarçın ve karanfil ilave etmiştik. Ettik evet. Aroması güzel olsun diye. Tuna ablacığım. Canım. Güzel lezzetlerimizi hazırlayalım değil mi? Evet, başlayalım. Sonra ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı Betül Arım bizlerle olacak. Onu da söylemek isterim. Şimdi neler yapıyorduk? Şimdi ayva reçelimiz var düdüklüde, mercimek çorbamız var, sütlü mercimek çorbası ve elmalı turtamız var. İlk önce hangisini yapıyoruz? Ayvadan başlayalım istersen Ezgi'cim. Başlayalım. Ayva pişerken diğerlerine geçeceğiz. Neler kullanacaksın? Ölçüleri nedir? Ayva kullanacağız. Biz ayvalarımız çok büyük. Bunların daha küçüklerinden 4 tanesi 1 kilo ediyor. 1 kiloya 1 kilo şeker kullanacağız. Karanfil, tarçın. Bir bardak da suyumuz var. Bu kadar. Güzel. O zaman hemen yapmaya hemen başlayalım. Önce ayvalarımızı soyarak işlere başlıyoruz. Şekeri daha az kullanmak isteyen için şeker yerine pekmez tercih edebilirler mi? Çok güzel olur. Pekmez de yapılabilir. Pekmezli de çok güzel olur. Pekmez şeker yarı yarıya yapılabilir. O da olabilir. Besleyici Safir olur. Pekmezli de olabilir. Ama biz bugün şekerli olanı yapacağız. Bal?
bal da konabilir. Yani bu isteğe göre değişiyor Ezgi. Buna biraz bir su koyalım. Aynen Ezgi'cim. Kararmasın. Evet kararmasın. Biraz da içine limon sıkacağız. Ayvalarımız tam mevsimi. Evet. Ayvanın faydalarını geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Bugün suyum çok az akıyor. Az mı akıyor su? Doldururum ben onu. Sen doldur. Tamam. Ben o zaman suyun başındayım ben. Çeşme başında. Tamam. Soymaya devam edeyim. Ayvanın çekirdekleri çok kıymetli Ezgi'cim. Onları da ayıracağız. O da kıvam veriyor değil mi? Tabii. Hem aroma veriyor hem kıvam veriyor. Verecek. Onları da içine koyacağız. Aynen. Çok kolay bu düdüklü yapımı. Şuradan limon alayım ben sebzeliğimden. Bu ayvaları soymak da bayağı bir güç istiyor. Aynen öyle. Aman ayvayı yerken dikkat edin hanımlar. Benim en çok korktuğum şey bu. Boğaza kaçar, boğaza kaçar. Evet. Allah muhafaza. Böyle tuzlarlar ya da limon sıkar yer ayva severler. Onu da atalım içine Ezgi. Şöyle atıyorum. Tamam canım. Tamam. Bir taraftan yapacağız. Bir taraftan da sohbet edeceğiz. Düdüklü. Ne yapıyoruz? Düdüklüye koyduk. Neyi koyduk, neleri ilave ettik? Şimdi 4 tane ayvamızı suya doğradık. Sonra sudan aldık, düdüklümüze koyduk. 1 kilo şekeri koyduk, 2 bardak suyu ve bu bitki çaylarını demlediğimiz klipsler var ya, evet. Onun içine ayva çekirdeklerini, karanfili ve bir parça da şey koyduk, tarçın koyduk. Onu da dibine gömdük, bir tane limonu sıktık, bu kadar. Kapağını kapadık. Düdüklü fış deyince tam 20 dakika. Fış desin mi? Fış dedi biz kapattık. 20 dakika sonra altını kapatacağız. Harikasın. Efendim güzel lezzetimiz orada düdüklü de ses çıkara çıkara güzelce evet. Pişsin. Bir hizmet. Tuna ablacığım çok güzel lezzetler hazırladı. Sütlü evet. Mercimek çorbası yaptı. Evet. Şimdi hepsini ayvar yiyeceğiz. Ayvar içi. Evet.